Kış lastiği ne zaman takılmalı? Hangi lastikler tercih edilmeli? İşin uzmanı Doğan Otojant ve lastik işletmecisi Harun Doğan dikkat çeken uyarılarda bulundu. Yani sadece bu vatandaş bunu kar yağınca takacağını söylüyor. Normalde kar değil, sadece kışında yağmurlu havada da takılması lazım bunu. Vatandaşların kış lastiğini ceza yememek için takmak istediğini söyleyen lastik ustası Harun Doğan şunları kaydetti. En büyük sorunumuz nedir? Lastikle ilgili olduğu için işte bazı arkadaşlar uyumlu lastik takılmıyor araca veya yine aynı şekilde jant uyumlu takılmıyor. Çok eski lastik takılıyor. Patlatıyor adam, eski lastiğiyle uğraşıyor. Yeni lastik, eski lastiğe göre normalde daha ucuz halbuki. Onu almıyor. Artık bütçesinde mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Bir aracın en ucuz parçası lastiktir. Kış lastiğinin insan güvenliği için zorunlu hale geldiğini dile getiren Doğan, kış lastiklerinin 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kullanılması gerektiğini söyledi. Kış lastiği taktığınız zaman vatandaşımızın bir yanı diyor ki işte kış lastiği ben kar mı var ki takayım? Kış lastiği sadece kar olduğu zaman takılmaz. En azından kazayı önler. Şimdi ben taktım, başka arkadaş takmıyor. İşte tak, fren mesafesini koruyamıyorsun. Adam arkamdan geliyor, freni bir basıyor, sabun gibi kayıyor. Altında yaz lastiği var. Ya da dişi zayıf. Hani kış lastiği de taksan belli bir diş oranı olması lazım. Yani en azından bir 4 milimin altına düşmemesi lazım. Zaten muayeneden de geçmiyor. Kış lastiği de taksan belli bir dişin altında olması lazım. Yaz da olsa, kış da olsa. Peki fiyatlar nedir bunlar? Ya fiyatları şöyle söyleyeyim, her insanın bütçesine göre lastik vardır yani. Ama en azından hiç olmamaktansa en ucuz bir kış lastiği alması daha iyidir. Bu marka fark etmez. En pahalısını alabilirsin. Fiyat durumları mesela ortalama 125 liradan bir kış lastiği başlıyor. Bir taksi grubuna göre, bir Şahin Doğan'dan bahsettiğimiz zaman. Bu ta 350'ye kadar. Daha yükseğe çıktığın zaman işte Jeep tarzı 4x4 tarzı gidersen 500 liraya 600 liraya kadar. Çünkü markasına, modeline göre değişiyor bu. Kış lastiği takım mı takmayayım mı? Karamsarında kalıyor. Vatandaş ya cezayı yememek için kış lastiği takmaya istiyor. Halbuki ceza nedir? Trafik cezayı yazar, hadi geçtir. Oradan ötesi sorun benim değildir. Ama halbuki sorun o zaman başlıyor. Yola gittin, burada kış yok ama yağmur yok ama ilerle vardın yağmur var. Veya kar var, ne yapacaksın orada? Sıkıntı en büyük oradan başlıyor. Yani içinde çoluğun var, çocuğun var. Az önceki dediğim gibi kış lastiğinde olmadığı zaman fren mesafen yarma yarı iniyor. Ama kış lastiği taktığın zaman neredeyse ABS gibi tutuyor yani. Önemleri çok kış lastiğinin. Kış lastiği almaya mı? Evet. Yani kış lastiğinin önemini biliyor musunuz? Önemini bilmiyorum. Ya kış lastiği kışın karda kaymaması için, fazla kaygan olmaması için genelde. Dört lastiğimi değiştiriyorum. Kışın da özellikle kış lastiği alıyorum ve şu an geldik, ustamla anlaştık. 700 liraya alacağız kısmet olursa. Ne gibi önemleri var? Mesela ben işe gidip geliyorum günlük aracımla. Yolda kalmamam için veya diğer araçlara vurmamak için. Sonuçta kış lastiği önemli. Onun gibi faydaları var.